Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bildirim zillerini açarak eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugün size yine oyalarımla alakalı bir kürden bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce size 1-2 hafta önce belki 3 hafta oldu önce diktiğim Hoya Kerim'in büyüme şeyini göstermek istiyorum. Bu benim için çok mutlu ve sevinçli bir haber. Görüyorsunuz küçük küçük kalpçık şeklinde yapraklar oldu. Yani bu Hoya Kerim'in tuttuğu anlamına geliyor. Önümüzdeki yani 1-2 yıl içerisinde büyük büyük yapraklı çok güzel Hoya Kerim olacak inşallah. Görüyorsunuz ne kadar tatlı, ne kadar şirin olduklarını. O küçük büyük kalplerin üzerinde küçücük iki tane yavru kalbimde olmuş oldu. Tabi bunları nasıl bu şekilde yani bütün gördüğünüz gibi bütün hoyalarım çok canlı, çok aktif. Yeni diktiğim hoyalar da aktif. Bunlara değişik kürler uyguluyorum. Sulamalarına dikkat ediyorum, konumlarına dikkat ediyorum, ışıklarına dikkat ediyorum. Sürekli konuşuyorum, siliyorum. Bugün size düzenli aralıklarla verdiğim kırmızı pancar kürünün anlatacağım, faydalarını anlatacağım. Kırmızı pancarın içerisinde neler var onu anlatacağım. Kırmızı pancar kürünün nasıl yapıldığını anlatacağım. Lazım olan bize bir tane 250 gramlık bir tane kırmızı pancar. Bunu ister küp küp doğrayabilirsiniz. Benim gibi isterseniz böyle yuvarlak doğrayabilirsiniz. Doğradıktan sonra ister kırabilirsiniz. Bu şekilde doğradıktan sonra 1 litrelik suyun içerisine kırmızı pancarlarımızı atıp 1 litrelik suyun içerisine bir kavanoz içerisine bir gün bekleteceğiz. Ben bir taraftan bu işlemi yaparken diğer taraftan da size kırmızı pancarın içerisinde hangi vitaminler var? Hangi mineraller var? Hoya bitkilerimize, mum çiçeği bitkilerimize ne gibi faydaları var? Onları da anlatmak istiyorum. Kırmızı pancarın A, B, C vitaminlerini içerirken demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, kalsiyum gibi mineralleri içerir. İçerdiği vitaminlerden bir tanesi demirdir. Demir, hoya bitkilerimiz veyahut da mum çiçeği bitkilerimiz için çok önemli bir besin maddesidir. Hoyalarımızda, mum çiçeklerimizde, yapraklarda yeşil rengi meydana getiren klorofilin teşekkülünde rol oynar. Demir direkt fotosenteze katılan olmazsa olmaz temel elementlerden bir tanesidir. İkincisi fosfor. Dünya topraklarının çoğunluğunda fosfor eksikliği vardır. Toprakta fosfor yeteri kadar bulunmadığından bitkiler normal büyüyemez. Evet bu arada hazırladık. Kürümüzü suyu 1 litrelik suyun içerisine yani 4 su bardağı suyun içerisine koyduk. Bir gün bekledikten sonra bunu alıp bitkilerimize incelterek uygulayacağız. Dün koymuştum bir tane de. Dünden koyduğum şeyi de hazırladım. Nasıl uygulandığını da göstermek istiyorum. Aynı bu şekilde 4 bardak 3,5-4 bardak şeklinde çıktı. 1 litre daha normal su ilave ederek çiçeklerimize çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak bildirim zillerini açarak videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi bir sularken ve işlemimizi yaparken içindeki maddelerin faydalarından devam edelim. Toprakta fosfor yeteri kadar bulunmadığından bitkiler normal büyüyemez. Bodur kalır ve çiçeklenme bitkilerde olmaz. Olsa da dökülür. Fosfor noksanlığından zarar gören bitkilerde kök oluşumu da çok azdır ve zayıf olur. Diğer bir şey magnezyum. Klorofilin yapısında yer alır ve bitkilerde fotosentez için ayrıca çok önemlidir. Demir maddesi gibi, fosfor maddesi gibi. Bu nedenle eksikliği sonucunda bitkilerde gelişme zayıflar, çiçek oluşumu yine zayıflar, bir de çiçek dökülmesine sebep olur. Bitkiler çiçeklenme aşamasına geldiğinde çoğu zaman besin dengelerinde değişiklik olur. Bitkiler çiçek üretmek için daha fazla potasyuma ihtiyaç duyar. Yani bitkilerin çiçeklenmesinde çok büyük öneme sahiptir, çok büyük etkiye sahiptir. Çinko. Çinko noksanlığının en belirgin görüntüsü bodur bitkilerdir.
Bodur hoyalardır. Hoyalardaki gelişmemedir. Mum çiçeklerinde gelişmemedir. Normal büyümez. Eğer büyüme problemi var diyorsanız bu saydığım elementlerden %100 birisi veyahut da birkaçı veyahut da hepsi eksiktir. Onun için bunu takviye yapılabilir. Diğer bir elementimiz de kalsiyum. Kalsiyum genç dokuların yaprak, sap ve kökler düzgün ve sağlıklı gelişimi. Renklerin daha iyi olması, çiçek rengi, yaprak rengi, bakın benim kalsiyum takviyesi yaptığım çiçeği görüyorsunuz. Yapraklardaki renkteki kaliteyi, parlaklığı görüyorsunuz yani. Hızlı bitki büyümesi, yeterli miktarda kalsiyum ihtiyacına sebep olur. Bu ihtiyaç kalsiyumun hücre duvarı, hücre zarının ve hücre yapısının oluşmasında önemli rol oynar. Görüyorsunuz, bundan 2 ay önce videosunu attığım mum çiçeğimdeki değişmeyi görebiliyorsunuz. Harika. Müthiş bir değişme var. O yüzden yani bu dediğimiz kürleri, bu verdiğim kürleri her zaman yani sık aralıklarla değil. Ayda bir kalsiyum kürü yapıyorsanız ayda bir benim dediğim kırmızı pancar kürünü verebilirsiniz. Ayda bir soğan kürünü verebilirsiniz. Bitkilere bu takviyeli yaparken bitkilerdeki sıkıntılara göre de yaprak sararması varsa mesela kesinlikle bu kırmızı pancar küründen yapmak lazım. Çünkü sararmasının bu minerallerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunu sadece hoya bitkilerimiz için değil diğer bitkilerimize de uygulayabiliriz. Özellikle ben bugün hoya bitkilerine bunun uygulamasını anlattım. Ve önümüzdeki videolarda da özellikle orkidelere bunun uygulanmasını, orkidelerde ne tür durumlarda verilebileceğini göstermek istiyorum sizlere. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Ve bitkilerinizde kalın.